Şimdi ekonomi yeniden toparlanmaya başlayınca bu defa meseleyi başka taraflara çekmeye başladılar. Neymiş? Türkiye buğday ithal ediyormuş. Ya dürüst ol be. Artık bıktık senin bu yalanlarından. Dürüst ol. Bunu duyan da milletin buğday ve un yokluğundan fırınların önünde kuyruk olduğunu sanacak. Halbuki Türkiye yılda ortalama 21 milyon ton buğday üreten, 19 milyon ton da buğday tüketen bir ülkedir. Ne kadar fark var? 2 milyon ton fark var. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Ha, buğday ithalatımız yok mu? Var. Hem de oldukça yüksek miktarda var. Üretimimiz tüketimimizi fazlasıyla karşıladığına göre biz bu buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz? Onu da size söyleyeyim. Ekranları başında bizi dinleyen vatandaşlarım da bunu bilsin. Tabii ki un, makarna, bisküvi, irmik, bulgur gibi mamül maddelere dönüştürüp dışarıya satmak üzere ithal ediyoruz. Buna ne denir? İhraca dayalı ithal denir Bay Kemal. İhracat yapıyoruz. Bunun için de bu tür ithal gerekiyor. Bundan dolayı yapılıyor. Yoksa bizim ürettiğimiz hamdolsun tükettiğimizi rahatlıkla karşılıyor. Son 10 yıla baktığımızda değeri yaklaşık 12,5 milyar doları bulan 41,5 milyon ton buğday ithalatına karşılık değeri 21 milyar dolara yaklaşan yaklaşık 49 milyon ton buğday karşılığı ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Rakam ortada. Yani yaklaşık 8,5 milyar dolarlık bir karımız söz konusu. Ama anlamaz bunlardan Bay Kemal. Ben sizlere bugün resmi rakamlarımızı veriyorum. Bu yıl olumsuz hava şartları sebebiyle buğday üretimimizde ve kalitesinde bir düşüş söz konusu. Aslında toplamda tüketimi karşılayabilecek üretimimiz yine var. Buna rağmen özellikle ekmeklik kaliteli buğdayda ve arpada spekülatif dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla bir miktar hububat ithalatı için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yetki verdik. Sebebi ve miktarı ortada olmasına rağmen bu durumu Türkiye'yi zayıf göstermek için kullanmaya kalkmanın adı muhalefet değil. İş bilmezliktir, fırsatçılıktır. Güya yaz aylarında yaşanan sıkıntıların büyüdüğünü ima ederek milletimizin moralini bozacak ve seçim iklimini zehirleyecek. Halbuki Türkiye ekonomide en sert dalgalanmaların yaşandığı dönemde enerji ve ulaştırma alanlarında dünya çapında 3 büyük projeyle küresel gündemde yerini almıştır.